Soralım. Hukukçu Ruşen Gültekin telefon attığımızda. Hoş geldiniz Ruşen Bey. Merhaba efendim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Metin İyidil davasını ve sürecini konuşuyoruz. Şimdi çok enteresan işler. Yani bir tarafta ağırlaştırılmış müebbet cezası veriyorsunuz yerel mahkemede. Gidiyorsunuz İstinaf Mahkemesi'nde bunu toptan ortadan kaldırıyor, tahliye ediyor. Aynı zamanda beraatine karar veriyor. Evet. Dosyada bir tek onunla ilgili. Savcı buna itiraz ediyor çok süratli bir biçimde. Ki az önce müesser söyledi, 8 ay o ceza dairesi bu dosyayı inceledikten sonra tahliye ve beraate karar veriyor. Evet. Savcı duruşması yapıldığı için o inceleme olaydan hiç haberi yok ama itiraz ediyor. Ve yine olaydan hiç haberi olmayan bir üst mahkeme bütün kararları ortadan kaldırıyor. Bir kere hukuki olarak şimdi neredeyiz? Sonrasında HSK'ya ayrıca geleceğiz. Şimdi tabii ben Sayın Müesser Hanım'ı da çok dikkatle dinledim. Tabii buradaki bazı konuları aydınlatmak gerekiyor. Bir kere şöyle bir düzeltme yapayım. Ben buyurun. Daha önce Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak çalıştım. Evet. Ama şimdi avukatlık yapıyorum. Evet. Yani kamuoyunu bilgilendirme açısından. Doğru. Söyleyelim. Eski bir Cumhuriyet Savcısıyım. Bu bilgiyi vereyim. Ama tabii Yargıtay'da çalıştığım için üst derece yargısıyla yerel mahkeme yargısı arasındaki incelemeleri yakından biz uyguladık çünkü biliriz. Tamam. Mahkeme kararlarının peki bozulmasına ya da onanmasına yazdık. Şimdi buradaki olay şu. Şöyle bakmamız lazım. Bir kere yerel mahkeme, 2. Ağır Ceza Mahkemesi bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu istinaf mahkemesine geldiğinde bir incelemeye tabi oldu. Doğru. Doğal olarak incelemeye tabi oldu. Bir, şunu belirleyelim. Burada istinaf mahkemesindeki yargılama sırasında yeni delil sunulmasına gerek yok. Hı hı. Yeni dili sunulmasa da bir kere şunu da düzeltelim. Duruşma açmak zorunda da değil. Hı hı. Benim kanımca hukukçuların görüşleri birbirinden farklı olur. Açsaydı daha iyi olurdu. Hı hı. Ama açmadan da bu kararı verebilecek yasal yeterliği var. İncelemesini yapmış. Tamam. Zaten Yavuz Bey, en büyük sorunumuz şu. 58 sayfalık bu kararı acaba Türkiye'de Allah aşkına kaç kişi okudu? Kaç kişi okudu? Şimdi biz bunların üzerine yorum yapıyoruz ama ben okudum mesela. Hı hı. Okuduğum için bir takım şeyleri bilebiliyorum. Mahkeme yargılamada bu açıdan bakıyor, tanık ifadelerini değerlendiriyor ve bu noktadaki dosyadaki delilleri lehe ve aleyhe olarak, hı hı, değerlendirerek bir sentez yapıyor ve bunu gerekçesiyle yazıyor aslında. Hı hı. Mahkeme burada FETÖ'yü koruyor diyemeyiz. Ancak şimdi öyle bir dönemden geçtik ki siz de yakından izlediniz. Ben de o cemaat döneminde yargıç ve cumhuriyet savcısı olarak görev yapıyordum. 5000'e yakın yargıç ve savcının FETÖ'den atıldığı dönemde, daha dün demin Müesser Hanım'la konuştunuz, 18 yargıcın yeniden açığa alındığı bir dönemde bir çekince de var bununla ilgili. Acaba bu kararların, hı hı, altında, doğru, atılan imzalarda bir sıkıntı var mı? Bir kere bu şeyden kurtulmamız lazım. Yani artık normal yargılamaya geçmemiz lazım. Hı hı. Doğal olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu da böyle bir tahliye kararının ardından acaba bu konuda bir sıkıntı var mı? Bu yargıçlar bununla ilgili olarak bir sorunları var mı diye bir inceleme başlattı ve soruşturmanın selameti açısından yargıçları görevlerinden uzaklaştırdı. Muhtemelen çünkü günümüzdeki FETÖ borsasının tartışıldığı, yargıç ve savcıların bu kadar töhmet altında bırakıldığı yerde çok ciddi sıkıntıların doğması da kaçınılmaz oluyor. Peki bu noktada asıl sıkıntı ne? Mesele şurada. Zaten işin hukuktan uzaklaşıldığı noktada sıkıntı yaşıyoruz. Burada İstinaf Mahkemesi kararın bir hüküm kısmı elimde. Diyor ki, bir, sanık Metin İyidil'in şu 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 suçlardan işlediğinin sabit olmaması nedeniyle. Yani diyor ki, yüklenen suçların sanık tarafından işlendiğini biz sabitleyemedik, belirleyemedik. Şüpheden sanık yararlanır diyor. Hı hı. Ve bu noktada sabit olmadığı için ben diyor beraat kararı veriyorum. Bu bir vicdani kanaati yansıtır bir karar olarak değerlendirmemiz gerekir. Normal yargılama sisteminden bahsediyorum. Ve dolayısıyla beraat kararı veren birini siz Yavuz Bey en az benim kadar takip ediyorsunuz. Tutuklu tutabilir misiniz? Söz konusu olmaz tabii. Dolayısıyla beraat ettiği için de tahliye ediyor. Bu şahsiye de tahliye de beraat kararının sonucu zaten. Beraat ettirdiğini birini eğer tutukluluğunu devam etse şunu deriz. Mahkeme kendi verdiği karara güvenmiyor. Olacak şey değil. Dolayısıyla bununla ilgili konu, mahkeme beraat kararı verdiği için istinaf mahkemeleri bir kül olduğu için
bu beraat kararını 21. Ceza Dairesi'nin yani bir üst mahkemenin, istinafın diyorum, değerlendirmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu karardaki tahliye kararı aleyhine 21 Ceza Dairesi'ne zaten itiraz yolu mümkün değil. Olmayan bir itirazı yaptı İstinaf Cumhuriyeti. Şimdi İstinaf geldik şeye. Yani hukukta evet, en kilitlendiği noktaya. Çünkü çok, en büyük acayiplik de orada. Tabii ufak tefek hukukçu olmadığımız için az önce yaptığımız yayındaki teknik sıkıntıları düzelttiniz. Doğru. Şimdi İstinaf Mahkemesi, üst mahkeme, yerel mahkemeden dosya oraya gidiyor. Adam diyor ki tahliye kardeşim ve pardon beraat diyor ve tahliye ediyorum diyor. Bakıyor. Artık bir kanıt var elinizde, bitti. Bitti. Peki İkinci nasıl oldu? İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının ortadan kaldırılmasına diyor. Zaten ilk karar şu. Sanık Metin İyidil hakkındaki Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin şu tarih ve şu sayılı mahkumiyet hükmünün Ceza Muhakemesi Kanunu 280. maddesinin 2. fıkrasına göre ortadan kaldırılmasına diyor. Tamam. Dolayısıyla artık elimizde böyle bir mahkumiyet kararı yok. Yok. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı yok. Hükmü yok yani. O iş bitti. Sonra elimizde şu anda İstinaf Mahkemesi'nin 20. Ceza Dairesi'nin kararı var. O da tahliye ve beraat. Peki o şimdi da ne olacak? Beraat kararı. Bakın. Beraat kararı. Peki tamam. Düzeltiyorum. Dolayısıyla beraat etmiş birini Yargıtay incelemeden henüz tutuklamanız demek abesle iştigaldir hukukta. Şu an beraat etmiş değil mi? Beraat etmiş. Yani adam beraat etmiş. Biz toplumda şöyle bakıyoruz. Ben Müessel Hanım'ı izlerken de kendisini de ben de dedi, yoruşmaları da dinledim. FETÖ'cü diyemem dedi. Yani evet, hani bir şüpheler var. Bazı lehe aleyhe deliller var. 58 sayfa kararı evet, okuyunca oluyor. Tabii ki ben de bir FETÖ mağduru olduğum için bir tane bile darbeci sokakta kalmasın. Cezalarını en ağır şekilde alsınlar. Ama içlerinde masumlar varsa bunu da toplumda medya aracılığıyla linç ederek bu masumların da mahkum olmasına sebebiyet vermemek gerekir. Hukuk hepimize lazım. Çok önemli. Bu yüzden hukuktan hiç ayrılmadan gitmemiz lazım. Hepimizin hukuki güvenliği sözü. Ruşen Bey, peki Allah aşkınıza siz hukukçusunuz. Yerel mahkemenin ağırlaştırılmış müebbet verdiği bir şüpheliye İstinaf Mahkemesi nasıl beraat veriyor? Nasıl efendim, oluyor yani bu makas? Bu acayip bakın, bir makas bu, yani. Ben yok, nasıl anlayayım? Yok, bak, böyle bir makas her gün Yargıtay 1. Ceza Dairesi veriyor bu kararlar efendim. Adam öldürme dosyalarında yerel mahkeme adam öldürmeden müebbet hapis cezası verip Yargıtay'ın yok tahliye ile birlikte beraat ettirdiği o kadar çok insan vardır ki. Hı-hı. Şimdi bu delillerin takdiri, delillerin yeterli olup olmadığı ile ilgili meseledir. Hukuka aykırılığın tespiti dediğimiz bu tamamen teknik, hukuki bir meseledir. Zaten öyle olmasa efendim biz bu İstinaf Mahkemesi'ni ya da Yargıtay'ı kurduk. Eğer 2. Ağır Ceza Mahkemesi sadece bizim için yeterliyse dünyada niye 3 dereceli yargı diyoruz, 2 dereceli yargı diyoruz? Hı-hı. Aşağı mahkeme, yerel mahkemenin verdiği hatalı kararları ben Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak çok bozma yazdım. Hayır, bu demek değiliz ki buradaki kararı veren yargıçlar yetersiz. Hayır, onun takdiri başka ama biz İçtihat Mahkemesi olarak Yargıtay'da o yüzden Yargıtay'ın 16. Ceza Dairesi'ne sonuçta gidiyor oraya dayanıyormuş. Ama çok özel olarak söylüyorum size de tüm medyada yargıçlarımızı bu noktada vicdani kanaatleriyle baş başa bırakmak zorundayız. Onları bu şekilde korkutursak, endişelendirirsek zaten yargı bağımsızlığını siz de biliyorsunuz defaatle anlatmaya çalışıyorum. Yargı bağımsızlığının ortadan kalktığı en azından görünüşte bile olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Çünkü yargı bu yüksek kurulunun üyelerini atayan tek bir cumhurbaşkanımız. Evet. Böyle olmaması gerektiğini anlatıyoruz dünyadaki etik değerleri. Zaten bu baskı altında coğrafi teminatları bile olmayan yargıç ve cumhuriyet savcılarımız var. Bir de bu şekilde bir töhmet altında bıraktığımız zaman böyle bir karar nasıl oluyor sizi temin ederim. Çok defa Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararlarını Yargıtay bunu tutuklaman gerekir. Bu müebbet hapis cezası gerektirir diye bozduğu da vardır. Aksine tam tersi de vardır. Verdiği diyorsun. Vardır efendim. Bu çok sık yaşanan, peki, olan bir şey. Ben tabii dışarıdaki insanlar olarak geçmişte hatırlarım. Yüce Divan yargılamasında bir siyasetçi için 156 yıl ceza istendikten sonra beraatiyle sonuçlanan bir yargılamayı da bizzat takip ettiğim zaman o dönemde de sormuştum. Yani nasıl 156 yıl talep edilip de beraatle sonuçlanabiliyor diye. İkisi de hukukçu sonuç itibariyle ama bunlar olabiliyor diyorsunuz. Yalnız efendim, bir şöyle, yana bir yargının yana bambaşka delil değerlendirme dediğimiz bir çok tecrübe gerektiren yargıçların
değerlendirilmesini gereken içtihatlarla oldukça külliyatı olan önemli müesseseler. O yüzden diyorum çok tecrübeli yargıçlara, Cumhuriyet savcılarına ihtiyacımız var. Peki, hızla yetiştirmemiz gerekiyor bunları. Peki şimdi böyle bir durum ortaya çıktı. İsnaf Mahkemesi 20. Ağır Ceza Dairesi, Ceza Dairesi bununla ilgili kararını verdi. Sonra üst mahkeme bu kararı bozdu, işte şüpheli tutuklandı. Bu şartlarda kararı bugün bozmadı efendim. Beraat kararını, beraat kararını bozmuyor değil mi? Bozamıyor yani. Bozamıyor. Sadece beraat etmiş birini tutuklamış durumda şu anda. Akla yani, ziyan bir durum var ortada yalnız. Adam beraat etmiş, şu anda hakkında bir mahkumiyet hükmü yok bu şahsın. Benim babamın oğlu olsa fark etmez. Adamın hakkında bir beraat kararı var. Beraat etmiş ve onu tutukladık efendim. Hikaye bu. Peki, bakalım bu nereye bağlanacak? Yani öyle bir durumdayız şu bu an. Zorlama bir iş. Sizin de söylemek istediğiniz bu herhalde. Yani hukukta olmayan bir şey yapılıyor. Soruşturmaları geçirdik. İşte medyanın etkisi nasıl olur diye sorulmalar. Bu noktadaki tereddütlerin ortadan kaldırılması, yargı da acaba bu yargıçlar da bu FETÖ'cüydü gibi, hala biliyorsunuz bu noktada bir refleks var ülkemizde. Bir tepki var. Bir Türkiye'de refleks var. FETÖ problemi var. Aşamadığımız siyasi ayağını konuşuyoruz, yargı ayağını konuşuyoruz. Daha dün biliyorsunuz Yavuz Bey 18 yargıcı daha açığa aldığımız bir ülkede yaşıyoruz. Hal böyle olunca yargı da tetikte durmak zorunda bir noktada. Ve buna göre de bir takım kararlar üretiyor. Bazen şimdi olayımızda olduğu gibi hukuka çok da uygun olmayan bir şey. Ama bu artık bu ülkenin içinde. Ama bir an önce hukuka dönmek, adalete dönmek, yasaların üstünlüğünü uygun bir şekilde kararlar vermek zorundayız ki toplumda yargıya olan güveni hızla arttırabilelim. Bu hepimizin ülkesi. Şimdi Ruşen Bey, benim tabii merak ettiğim bir başka konu da şu an görev yapan hakim savcılar bu tabloyu gördükten sonra hangi davada ya da hangi popüler ismin davasında nasıl karar verecekler? Vallahi efendim az evvel Müesser Hanım gazeteci ve bu dosyaları yakından takip ediyor. Büyük bir emek veriyor. Kendisinin zaten bir açıklaması oldu bununla ilgili olarak. Yani zaten istinaf dokunmadan bunları Yargıtay'a gönderiyordu. Çünkü istinaf yargıçlarının da önümüzde zaten örneği var. Bir coğrafi teminat şeyi yok. Bitti o zaman yani. İstinaf fiilen etkisi hale geldi. İstinaf tabii doğal olarak dokunamıyor bu kararlara gibi bir görüntü oluyor. Bakın bu oluyor da diyemem ben hukukçuyum. Belki başkaları var. Tabii görünüşte böyle bir intiba yaratılıyor. Şimdi bir tane tahliye kararı veren beraat, şimdi bu kararların altına imza atan adamlar birer yargıç ve bunlar en az 20 yıllık 25 yıllık yargıçlar. Yani kendi vicdani kanaatlerini yansıtarak verdiler. Bakın bu kararda yanlış olabilir. Yargıtay belki yeniden tutuklayabilir. Yani inceler, alır dosyayı, inceler. Hayır, bizim verdiğimiz içtihatlar bu noktada değil. Ama işte son söz Yargıtay'ındır. İşte oradan sonra deriz ki bu Yargıtay'dan da geçti. En üst merci, en kıdemli yargıçların, bu konuyu en çok inceleyen, önünden geçen yargıçların önündeki karara da bizler itaat ederiz. Deriz ki böyle deriz. İstinaf Mahkemesi de aslında 5 yılın altındaki kararlar açısından biliyorsunuz kesin kararlar veriyor. Sadece yargı reformunda düşünce açıklamalarıyla ilgili, terör dosyalarıyla ilgili bir Yargıtay'a götürme yolu açıldı. O bambaşka bir tartışma konusu. Evet. O da benim çok eleştirdiğim bir konu ama şimdi burada yapılması gereken şey şu. Kararı okuyan insanlar konuşacak Yavuz Bey. Evet. Çünkü bu kararda bu yargıçlar bu imzaları atarken gerekçeler yazmışlar. Tez, antitez, sentez. Bunu okuyacağız ve bunu okuduktan sonra da diyeceğiz ki bu eleştirilerimizi bunun üzerine yapacağız. Bunların aileleri var. Bu insanlar farkında değiller mi? Kaç süzgeçten geçtiler bunlar? İstinaf başkanı, istinaf üyeleri oluncaya kadar. Bu yargıçlarımızı da töhmet altında bırakmayacağız. Öyle de sanıyorum ki. Bunların Adalet Bakanlığı sahip çıkması gerekmiyor mu? HSK'ya ben onları şey yapıyor, işte soruşturma açıyor. Oluyor. Şöyle, tabii bu mesela HSK'nın kararı da şöyle zaten. Soruşturmanın selameti açısından. Evet. Böyle bir töhmet varken o yargıçların orada durması kimseye de güvence vermeyecek. Bakın medyada böyle konuşuyoruz, ediyoruz. O yargıçlardan şimdi önlerinden geçecek her kararda acaba gene mi, bilmem ne mi gibi başka bir tartışma yaratılacak. HSK bunun olmaması için yargıçların şu anda hiçbir hakları zayi olmuş değil. Belki ayrıca bir iade itibar olacaktır onlara. Soruşturmanın selametini bilmiyoruz. Hiçbirimiz bu konuda akıl yürütemeyiz. Dolayısıyla ne olacağını izlemek,
bu inceleme ve soruşturma neticesinde, çünkü o kuruldaki insanlar da yargının... O itibarlar hiç iade edilmiyor ama yani bir müessese. Maalesef evet. Maalesef bu görevden almalar, şunlar bunlar hep olay oluyor, üzerine çok konuşuluyor da sonrasında o itibar iadeleri çok fazla haber olmuyor. Büyük haksızlık, onun için söylüyorum yani bunu. Tabii efendim. Tabii. Türk toplumu olarak bakın, ben de o kadar sürgüne gittim. Çok güzel rahat doğuruyoruz ama yani. Sonra toparlayamıyoruz. Yani ama yargıç ve savcılarımızı bizler korumak zorundayız. Artık onlar bizim için varlar ve hukuki güvenlik hakkımız için varlar ve adalete ulaşmaya çalışıyorlar. Nasıl verdi, şöyleydi, böyleydi, karar okunmadan yorumlar görüyorum. Kendi ayağımıza sıkıyoruz diye düşünüyorum Yavuz Bey. Tabii bir işin bir tarafında da medyatik boyutu, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlunun da Metin İğdil'in kızıyla evli olması. Aslında bu konuyla ilgili değil aslında. Benim basından aldığım bilgilere göre ben de şey yaptım. Sonradan hani kaçtı mı, kaçırıldığıyla mı ilgili bir şey. Gerek dosyanın avukatı, gerekse bu gelin ve damat dediğimiz kişiler. Evet, ama hani kaçırıldı mı? Hemen ulaşamamışlar çünkü anladığım kadarıyla. Evet, bir 7-8 adrese gitmişler. Sonra evet. Bir de panik olmuş tabii. Çok da medyatik. İşte bu da sakıncalı işte. Gene aynı şey. Yoksa kişi başka bir yere gitmiş. Zaten arandığında da bulunmuş anladığım kızın kadarıyla. Kızın evinde olması da absürt bir şey değil yani sonuç itibariyle. Evet, kızının evindeymiş. Hemen oradan almışlar, götürmüşler. Ama hani kimsenin aklında bir şüphe olmasın diye de güvenlik görevlileri de, polis memurları da çok hassas da 10 dakika geç kalsa acaba bilerek mi gitmedi diye adam hakkında soruşturma açıldığı bir ülkede yaşıyoruz yani. Ya bir çok... sürü şey yani devlet memuriyetinin ateşten gömlek olduğu, şeyden yargıç ve savcı olmanın ateşten gömlek olmanın daha ötesinde zorlaştığı bir koşulda yaşatmayalım. Bu devlet bizim, bu devlet kamu görevlileri, kamu ajanları deriz biz idari hukukunda. Bizim onlara güvenmek zorundayız. Vallahi ben o stresi yaşamak istemem doğrusu. Evet efendim, çok zor. Çok zor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Evet. Ben kararı da okudum. Bir hukuki gerekçesi var benim görüşüme göre. Bu Yargıtay tarafından kabul edilmeyebilir. Ağır cezanın da görüşü aynı şekilde diyor ki ben bu delilleri anayasa hakkını ortadan kaldırmak için böyle yorumladım dedi. İstinaf dedi ki bunlar yetmez. Benim kriterlerim gibi açıkça yazmışlar efendim görüşlerini. Hani bunlar bunları verdiler kaçtılar değil. Her gün binlerce karar veren yargıç ve cumhuriyet savcılarından bahsediyoruz. Ama her birinde heyeti görevden alırsak demin söylemek istediğimiz oydu anladığım kadarıyla. Evet. O zaman bu arkadaşlar nasıl karar verecekler? Nasıl şey yapacaklar? Bir dokunmaz yerde... dosyaya yani. Dokunmaz tabii, gönderir Yargıtay'a ne olacak? Işte ama ben de yaptım o görevleri. O da sizin vicdanınızı hızlatıyor. Tabii. Sizin elinizde bir adalet var. Siz bende yargılanıyorsunuz ve bana adalet diyorsunuz. Ben ondan nasıl kaçabilirim? Nasıl uzaklaşabilirim? Sizin hakkınızdaki adaleti sağlamazsam, suçsuzsanız, sizi çocuklarınıza kavuşturmazsam nasıl ben masamda oturabilirim? Nasıl yastığa baş koyabilirim? Biraz yargıç ve cumhuriyet savcılarımıza FETÖ'yü atlattıktan sonra söylüyorum. Çünkü bunları ben vicdanı olduğuna inanmıyorum. Hı hı. O dönemde verilen kararlar açısından. Çok insanların canlarını yaktılar. Ama şimdi alınan yargıçlar tertemiz geliyorlar. Çok büyük soruşturmalardan geçerek geliyorlar. Orada da başka bağlantılar nedeniyle eleştiriler var. Biliyorsunuz siz de takip ediyorsunuz siyasi bağlantılar efendim, şunu nedeniyle. Da, şunu da söylüyorum. Yargıç vicdanını bir kenara koymayacak. Koyuyorsa dün FETÖ'ydü, bugün başka bir şey olur. Gene başını belaya sokar. Çünkü yargı bunları kaldırmaz. Adalet bunları kaldırmaz. Bunları bileceğiz. Bu ülkenin bizim olduğumuzu bileceğiz. Yargıçlar, Cumhuriyet Savcıları da bir yasaya, kanunlara ve vicdani kanaatlerine göre hüküm verecekler. Bunun tabii dışındaki etkiler altında kalmayacaklar efendim. Peki. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Eksik olmayın. Efendim. Gerçekten çok büyük katkıydı. Hukukçu Ruşen Gültekin'le